Şimdi video çekerken dikkat etmemiz gereken pek çok şey var. Kamera ayarı olsun, ışık ayarı olsun, ses ayarı olsun, işte kamera hareketi olsun, bunun gibi pek çok şey var. Fakat bunlardan bir tanesi var ki belki de hepsinden daha önemli. O da kompozisyon. Şimdi bu videoda da hem video çekenler için hem de birazcık fotoğraf çekenler için kompozisyonun olmazsa olmazı, yani kompozisyon kurallarından bahsedeceğiz. Elbette ki bu kurallar yıkılabilir, böyle zorlana uygulanması gereken şeyler değil. Fakat bir şeyi yıkmadan önce o şeyi bilmek, emin olun ki sizin için daha iyi olacaktır. Neyse, önce bir intro gelsin ya da intro gelmesin. Şöyle bir etrafı dolaştırayım. Ondan sonra maddelere geçelim. Şimdi söyleyeceğim ilk şey, videolarınızı dikey değil yatay çekin. Neden diyecek olursanız, gözümüz etrafı yatay bir şekilde görür. Alışık olduğumuz görüntü biçimi de dikey değil, yatay görüntü. Zaten televizyonların, işte bilgisayarların ekranlarının, sinemanın yatay olmasının temel sebebi de bu. Yani ilk maddede yatay çekmenizi öneriyorum. O zaman diğer maddeye geçelim. Diğer konuşacağımız madde ise, bir saniye şunu düzelteyim, daha iyi oldu. Kameranızı doğru bir şekilde konumlandırın. Yani kameranız şu şekilde eğri olmasın. Ufuk çizgisi düzgün gözüksün. Tamam, elbette ki bir karakterin iç dünyasını yansıtırken bilinçli bir şekilde eğri kamerayı kullanabiliriz. Fakat bunu yapmamamız lazım. Bu kompozisyon kurallarında en sık yapılan hatalardan birisi, sadece videoda değil, fotoğrafta da bunun örneklerini fazlaca görebilirsiniz. Bu eğriliği düzeltmek için yapabileceğimiz şey de oldukça basit. İlk önce bir tripod kullanabilirsiniz. Bu tripodların üzerinde su terazisi var. Su terazisini doğru bir şekilde konumlandırırsanız kameranızın açısı da düzgün olacaktır. Diğer taraftan da kameraların içerisinde kendinden bir terazi var. Bu teraziyi kullanarak da bu eğrilikten kurtulabilirsiniz. Eğer ki yanınızda tripod yoksa ve kameranızda bu şekilde bir terazi yoksa, etraftaki duvarları kullanabilirsiniz, çizgilerden yararlanabilirsiniz. İşte pencereler olsun, ufuk çizgisi olsun, bunlardan yararlanarak daha doğru bir görüş açısına sahip olacaksınızdır. Bu maddemiz de bu şekildeydi. O zaman diğer maddeye geçelim. Burası da fazla güneşli oldu böyle zaten. Değiştirmem iyi olur. Şöyle yapalım. Şimdi bir sonraki maddemiz ise kafa boşluğu. Çekim yaparken objenizle kadrajınız arasında bir kafa boşluğu, küçük bir şurada boşluk olmasına dikkat edin. Eğer ki bunu yapmazsanız daha bir dikkat dağıtıcı olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Şurada şu şekilde dursam nasıl, sizce anlamsız olmuyor mu? Tabii ki belli başlı özel durumlarda bunu değiştirebilirsiniz. Şuradan bir şey göstermek istediğiniz durumlar olabilir ya da şuradan bir şey göstereceksinizdir. Fakat eğer asıl konu buradaysa hiç gerek yok böyle şeylere. Buradaki kilit nokta, sen neyi anlatmak istiyorsun? Eğer ki buraya kilitleneceksen şöyle bir küçük bir kafa boşluğunun olması kompozisyonlarda daha anlamlı kılacaktır. Belli bir duruş açıları var. Eğer ki talep olursa bunlarla alakalı da bir video yapabilirim. Şimdi bu uzun zamandır kullanılan klasik bir kamera açısı. Fakat kurallar yıkılabilir mi? Evet, yıkılabilir. Zaten yıkılmış örnekleri de var. Mr. Robot. Bildiğiniz üzere bu dizide bu kompozisyon kuralları yıkılıyor. Çok daha farklı bir kompozisyon kuralları hakim bu videoda. Daha doğrusu bu dizide eğilerek konuşmaktan yoruldum. Neyse, o zaman diğer maddeye geçelim. Şimdi bir sonraki maddemiz ise üçler kuralı. Şimdi şöyle bir düşünün. Kameranızı yerleştirdiniz, size kafa boşluğunu ayarladınız, kameranız eğri değil, yani her şey tamam. Ortaya geçtiniz ve kayda başladınız. Bir problem yok. Her şey yolunda mı? Hayır. İşte bu noktada da karşımıza üçler kuralı çıkıyor. Şimdi bu üçler kuralında kompozisyonumuzu 3 eşit parçaya, tam şuradan çizgiler inecek, böldüğümüzü düşünelim. Burada konumuzu ya da objemizi bu çizgilerden birine konumlandırmamız lazım. Fakat ortaya değil. Mesela şuraya. Objemizi ya da işte konumuzu buraya konumlandırdığımız zaman şurada bir boşluk kaldı. Bu boşlukta da özellikle YouTube videoları için olsun ya da bir reklam çekimleri olsun, buraya çeşitli görseller, grafikler, logolar, yazılar ekleyebilmeniz için bir boşluk yaratıyorsunuz. Eğer ki tam ortada durursanız yazı ekleyebileceğiniz bir yer yok. Sadece kendi üzerinize ekleyebilirsiniz. Fakat biraz önce de söylediğim gibi, eğer yana geçerseniz buradaki bu boşluktan yararlanabilirsiniz.
Bu da üçler kuralının elbette üzerine konuşulacak daha fazla şey var. Fakat avantajlardan biri bu üçler kuralını kullanabilirsiniz. Yine kameranızın içerisinde kendi ayarlarından gelen bu çizgiler var. Bunu da kameranızdan otomatik olarak açık bırakırsanız kullanmanızı tavsiye ediyorum. O zaman diğer maddeye geçelim. Şimdi bir sonraki konuşacağımız konu ise kamera yüksekliği. Şimdi yüksek ihtimalle çekim yaparken kameranın göz hizasında olmasına dikkat ediyorsunuzdur. Bu güzel, bunda bir problem yok. Fakat bazı durumlar var ki eğer ki bu bakış açısını değiştirirsek çok daha farklı, çok daha güzel etkiler elde edebiliriz. Şimdi daha önceden ben zaten bir video hazırlamıştım daha iyi videolar için öneriler diye. Eğer ki o videoyu izlemediyseniz... Ses. Neyse geçti. Şu köşede bir video çıkacak. Bu videoyu eğer ki izlerseniz onu bir kenarda açın, sekmede dursun. Daha iyi videolar çekmek için kompozisyon kuralları dışında da tavsiyeler veriyorum. Sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Neyse bu maddeyi de orada da söylemiştim de oradan aklıma geldi. Daha farklı kamera açıları kullanırsanız videoda da daha farklı etkiler elde edebilirsiniz. Şu şekilde bir örnek vereyim. Eğer ki kamerayı şu şekilde aşağı koyarsanız karakteriniz olduğundan daha büyük gözükecektir, daha güçlü gözükecektir. Zaten pek çok rap klibi olsun, işte rock klipleri olsun, yani müzik kliplerinde de bunu görebiliyorsunuz. Hani hatırlayın. Hatta şöyle göstereyim. Hatırladın değil mi? İşte aynen bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da bunun tam tersi durum mevcut. Eğer ki şöyle kendinizi aşağı doğru koyarsanız karakteriniz olduğundan küçük, korkmuş, küçülmüş, böyle daha savunmasız gözükecektir. Bu anlamda kamera açılarını kullanmanız daha dinamik, daha iyi videolar çekmenizi sağlayacaktır. Bu da kompozisyon kurallarının oldukça önemli öğelerinden bir tanesi. Şimdi burada size şunu tavsiye edeyim. Farklı kamera açıları kullanın. Deneyin, farklı şeyler deneyin. Bazen hiç ummadığınız bir kamera açısı sizin için daha iyi olacaktır. Allah'ım her yerden bir şey geçiyor. Neyse deneyin. Diğer maddeye geçelim. Şimdi bu maddede konuşacağımız şey ise takip eden çizgiler. Bu nedir? Çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Şurada bir tane çizgi var. Şurada da bir çizgi geliyor. Tüm bu çizgiler nerede birleşiyor? Tam olarak burada. İşte bu çizgiler videolarınızda önemli olan şeyin ne olduğunu, merkezdeki kişinin ne olduğunu gösteren çizgilerdir. Özellikle fotoğrafçılıkta da çok sık kullanılan bu çizgiler aslında oldukça önemli güzel kareler elde etmenizi sağlıyor. İşte size birkaç tane daha örnek vereyim başka videolarımdan ya da çekmiş olduğum fotoğraflardan, böylece daha anlamlı olacaktır. Peki bu çizgiler nerelerde var? Sokaklarda var. Yollarda var, trabzanlarda olsun, binalarda olsun, hemen hemen her yerde bu takip eden, devam eden çizgileri bulabilirsiniz. Ve sonuç olarak da hikayenizi anlatırken bu çizgilerden yararlanmanız daha güçlü kareler elde etmenizi sağlayacaktır. Doğal olarak bunlardan yararlanın. Diğer maddeye geçelim. Şimdi sonraki konuşacağımız kural ise daha çok bir tavsiye olacak. Hani şu arka planı flu yapma olayı var ya, işte tam olarak bundan konuşacağız. Objeniz ile arka planı birbirinden ayırmak için sığ alan derinliğinden yararlanabilirsiniz. Bu doğru lensi alarak yapabileceğiniz bir şey. Eğer ki bu konuya hakim değilseniz bunun üzerine hazırlamış olduğum, lensler üzerine hazırlamış olduğum videolar var. Bunlara bakarsanız sizler için yararlı olacağını düşünüyorum. Buradaki asıl nokta, hikayenizi anlatırken ölü bir alan yaratarak yine bu çizgiler kuralında olduğu gibi hikayenizde önemli olan şeyin ne olduğunu gösteriyorsunuz. Diğer her şey arka planda kalıyor. Bu anlamda oldukça basit ve oldukça güçlü bir şey. Şimdi bunu yaparken de, bu sığ alan derinliğini yaparken de dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. İlk olarak bu sığ alan derinliğini yapmak istiyorsak arka plan ile objemiz arasında bir mesafe olması gerekiyor. Bu mesafe arttıkça alan derinliği de artacaktır. Bunun dışında bir kapalı alanda çekim yaptığımızı düşünelim. Eğer ki ben bir duvara tamamen yakın olursam ya da arka plana yakın olursam sığ alan derinliği işe yaramayacaktır. Fakat kamerayla beraber duvardan uzaklaşırsam bu etki de daha da çoğalacaktır. Dediğim gibi bu alan derinliği oldukça önemli. Böylece izleyicinin de odağını tek bir yere kilitliyorsunuz.
doğal olarak bundan yararlanın. Hem daha sade, güzel bir görüntüler de elde ediyorsunuz. O zaman son maddeye geçelim. Işık böyle daha iyi oldu ya. Diğer türlü çok vuruyordu. Bu arada full güneş altında çekim yapıyorum. İnanılmaz sıcak. Neyse ya, şöyle olsun. Sizler de kanalıma yeni geliyorsanız kanalımda fotoğraf ve video üzerine çeşitli eğitim içerikleri var. Bunlara bakabilirsiniz. Destek olmak adına da şimdiden videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu arada umarım ki her şey yolundadır. Umarım keyifler iyidir. Burada da keyifleri, her şey yolunda. Ama yine de kışı özledim. Değil mi? Şöyle bir kış gelse de böyle soğukta fotoğraflar çeksek, yağmurlu havada falan. Neyse, son maddeye geçelim. Son olarak söyleyeceğim şey ise dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının. Yani izleyicinin odaklanacağı şeyler dışında kameranızda açıda başka şeyler bulundurmayın. Mesela kadrajı şöyle çevirirsem, bu tarafta değil, ben şöyle birazcık yana kayayım. Şu şekilde bu videoyu izlediğinizi düşünün. Bir şey fark ettiniz mi? Gözünüz hep şuraya kayacak. Bu bir dikkat dağıtıcı unsur. Ya da şurada şöyle bir şey olsa gözünüz yine buna kayacak. İşte bu tarz dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının. Kadrajınızı olabildiğince yalın yapmaya çalışın. Böylece izleyici hikayenize, anlattığınız şeye daha iyi odaklanacaktır. Elbette ki çeşitli reklamlarda olsun ya da farklı şeylerde bu görüntü yerleştirme olayı kullanılıyor. Fakat bunu öyle yapıyorlar ki siz çok fazla hissetmiyorsunuz. Yani bunu bilinçli bir şekilde kullanın. Bilinçsiz bir şekilde, böyle özellikle renkli bir şeyse de bu tarz dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının. Bugün size kompozisyon kurallarından bahsettim. Fakat kim kurala ihtiyaç duyar ki? Elbette ki bu kurallar %100 uyulması gereken kurallar değil. Fakat hikayenizi anlatırken videolarınızı daha kaliteli yapacak unsurlardır. Eğer ki bir kuralı uygulamayacaksanız önce bu kuralı öğrenin. O kuralı öğrendikten sonra o kuralları yıkarsanız sizin için daha iyi olacaktır. En doğru olan şey de aslında bu. Yani bir kuralı yıkmadan önce o kuralı öğrenin. Şimdi eğer ki bu video sizin için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi, içten samimi yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Umarım keyifleridir, umarım her şey yolundadır. Ben de burada sizler için fotoğraf ve video üzerine kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Destek olmak adına beğenirseniz çok mutlu olurum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bak, sese bak.